Merhaba arkadaşlar, uygun bir kombinle tekrar karşınızdayım. Bu hani YouTube'daki arkadaşların birçoğu bu kombinlerden biraz daha fazla yapar mısın demişti. O yüzden ucuz kombin yapıyorum şu anda. Eskinin FF351 bir kaskı var bu kombinimiz içinde. Venom'un deri görünümlü bir tane montu var. Bu da uygun bir mont. Scoico'nun bir tane eldiveni var ve Proel'in mafsallı bir tane dizliği var. Bununla beraber herhangi bir ayakkabı sunmuyorum. Ayakkabıyı ve botu link olarak ekleyeceğim altına. FF351'in özellikleri hani 260 liralık bir kask, 270 liralık bir kask pardon. Bunun da hani artı özelliklerini kafama giyip gösterip burada saydığım özelliklerin dışındaki özelliklerin hepsini zaten açıklama kısmında da ve linkte de zaten paylaşmış olacağım. Ön tarafında bir tane camı var, bir tane burunluğu var, altında bir tane çene pedi yok, mikrometrik bir tane bağlantıya sahip, içindeki pedler nefes alabilir şekilde yapılmış, aerodinamiği iyi sağlanmış, aynı zamanda nefes alabilir şekilde yapıldığı için, aynı zamanda çıkabilir ve yıkanabilir şekilde ayarlandığı için de hani her zaman temiz olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. Kolay çıkıyor petleri, kolay takılıyor. Üst tarafında ve ön tarafında havalandırma kanalları var. Arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Ha, bunun bir üstü LSK'nin modelleri yok mu? Tabii. Yani bir üstü, iki üstü, bir sürü modeli var. FF396'lar var, FF397'ler var. Onlardan da alabilirsiniz. Dediğim gibi üstünde hava giriş kanalları var, arka tarafında çıkış kanalları var. Bunun ECE2205 sertifikası var. Bu X-Large 1350 gram ağırlığında bir kask. Hemen kafama giyip göstereyim bunu. Şöyle bir yapısı var. Ön tarafında burunluğu var. Yan tarafında da böyle görünüyor. Her zaman mikrometrik bağlantıyı hani bağlantısını sıkmanız ve hani tam boynunuza oturuyor olması, gevşek olması çok önemli. Çünkü kaza anında bir anda savruluk gitmesini istemeyiz. O yüzden de her zaman onun mikrometrik bağlantısının bütün bağlantılarını, mesela bazılarında double D bağlantısı var. Double D bağlantı da biliyorsunuz en güvenli bağlantı şekli ve en çok MotoGP'de de kullanılıyor biliyorsunuz. Onları her zaman bağlı tutmakta yarar var. Bununla beraber dedim işte Venom'un deri görünümlü bir tane montu var. Bu 730 lira değerinde bir tane mont. Bu large model. Onu da giyerek göstereyim. Arkasında bir tane sırt korumaya sahip. Venom D2 Racing diye geçiyor bu mont. Tamamen yarış montu olarak planlanmış. Ona göre kısa bir beli var. İsterseniz hani bu kaskla beraber bunu almak istemezseniz farklı bir kask modelini de alabilirsiniz. Örneğin yine LS2'de FF396-97. Özellikle şöyle örnek vereyim. Şu tarz aynı zamanda gece parlayan bir özelliğe sahip. Gündüz aldığı enerjiyle geceliğin parlıyor. Bu kaskı alabilirsiniz. Tabii bu kaskın bayağı bir farkı var. 855 TL civarında. Mağazaya gelirseniz tabii bunun belirli bir indirimi olacak. İnternet sitesinden alırsanız ona göre bir indirim olacak. Bu kaskla beraber bu ceket daha iyi gidebilir istiyorsanız. Venom D2 Racing'in özellikle korumaları çok iyi. Vurduğu zaman daha da sertleşen korumalara, CE onaylı korumalara sahip. Aynı zamanda fermuarla açılabilir bilekleri var. Ön tarafında fermuar var, iki tarafında cebi var. Ve bir tane sırt koruması var. İsterseniz o sırt korumasını kendiniz değiştirebilirsiniz. Önden fermuarını açtığınız zaman bir bu tarafında cebi olduğunu görüyorsunuz, bir bu tarafında cebi olduğunu görüyorsunuz. İç tarafını şuradaki astardan çıkartabilirsiniz. İçi file bir dokuya sahip, o yüzden hani yazları da rahat edebilirsiniz ama çok sıcaklarda bu gerçekten tercih edecektir. Biraz daha yazlık bir ceket almanızda fayda var. Dediğim gibi korumalı, aynı zamanda hani çift hem üstte hem içte korumaları olan bir tane cekettir. Aynı zamanda kollarında açılabilir, şuralarında hava alabilecek yerleri var. Aynı zamanda şu kısımlardan da hava alıp aynı zamanda arkasından rahatlıkla atabiliyor. Bu ceketle beraber size mesela şöyle bir Scorpion'un su geçirmez bir tane eldivenini sunuyorum. Bu hani çok uzun bir eldiven değil.
Ve hani su geçirmez olduğu için de kışın rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eklem yerlerinde özellikle çok iyi korumaları var. Yumruk tarafında çok iyi korumaları var. Aynı zamanda bilek tarafında da özel korumalara sahip, yumuşak korumalara sahip. Bunu tabii giyerek göstereyim. Nasıl bir eldiven diye. Bu dokunma hassasiyetinin olduğunu gösteren iki tane, iki parmağında dokunma hassasiyeti olduğunu gösteren iki tane yer var. Körük mekanizmasına sahip demiştik. Üst tarafı deri, iç tarafı süet şekilde yapılmış. Fermuarla kapanıyor, aynı zamanda cırt cırtla sabitleniyor. Bu Venom'un bu montuyla, D2 Racing montuyla evet kullanılabilir. Ha, bunun yanında şöyle bir şey de alınabilir. Mesela Skoyko eldivenden memnun kalmadınız. Bu biraz uzun geldi. Five Gloss'un daha kısa eldivenleri var. Onlar biraz daha fiyatlı tabii. Bu 730 lirayken Skoyko'nun bu eldivenleri 175 lira. Kask 260-270 lira civarında. Bir de mafsallı bir dizlik. Mafsallı dizlikler biliyorsunuz çok önemli. Aynı zamanda hani rahat oturuş pozisyonuna sahip olmanız için gerçekten önemli. Deponuzu çizmesin diye yanlarında yumuşak bir dokur var. Cırt cırtla bile dizinize doğru kapanıyor. Ve size rahat bir sürüş sağlıyor. Bunların hepsinin açıklamalarını açıklama kısmında yazıyorum. Biz Bostancı Karakartal Sokak'tayız. İstanbul İçerenköy Karakartal Sokak'ta diye geçiyor. Zaten bunun altına, arkasına buraya nasıl varırsınız diye ufak bir video koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Haritadan da yazdığınız zaman çıkacaktır zaten. Hepinize iyi sürüşler.